İstanbul Bağcılar'da bir inşaat mahalleyi birbirine kattı. Şantiyeden sıçrayan çimento harcı yüzünden aracı zarar görenler isyan etti. Taraflar karşı karşıya gelince hakaretler, tehditler havada uçuştu. Aa, bak görüyor musunuz attı. Burada insanların arabasının üzerine bileşti. Harç atıyorlar. Buraya arabanı çekme. İnşaat alanına araba çekme. Ben istediğim yere arabamı çekerim. Çeksene buraya. Hadi çek. Bir anda ortalık karıştı. Tehdit ediyorum lan. Çekin ya. Tehdit ediyorum seni. Benim aracım iki kere paslı cila çekildi. Arabasının cilası bozulmuş da. Ortak kullanım ay. Bu yol yok. Hadi. Şunu rica ediyorum. Mahalle sakinlerinin bir kısmıyla inşaat yetkilileri arasında tartışma çıktı. 10 kişi üzerime siz yürümediniz. Ben dün tektim. Seni gömmek isteseydim şuraya gömerdim seni. Feriş daha da elimden alamazdı seni. Ya aynısı. Adam değilsiniz ya. Ben size bunu haber veriyorum. Bana bak. Hadi bak. 30 yaşındayım bak, ben. Ben 30 yıldır burada duruyorum. Bak beni Çin'den çıkartma. Sen şarlatansın. Bu kalıp senin kalıbına. Asıl. O yüzden mi paralar aldın aldın gittin? Korona var ya. Tartışmanın nedeni inşaat sırasında işçiler çalışırken iddiaya göre yukarıdan dökülen çimento harcı. Bazıları aracının o sıçrayan çimento harcı yüzünden zarar gördüğünü iddia ediyor. Arabanın halini görüyorsunuz. Bir şey sorayım. Kimsin de hesap vereceğim sana ben? Utanmadan bir de para verdim diyor ya. Bir saniye bir şey diyeceğim. Bak benim evim burada. Sen kimsin lan? Soytarının tekisin. 12 katlı bina alınan önlem 1 metre. İddiaya göre 5-6 mahalle sakininin aracı yukarıdan dökülen harç yüzünden zarar gördü. Beton atıldığı zaman tavana harçlar geldi. Bizim de aracımıza aynı şekilde sıva döküldü. Yıkamayla gitmiyor. Bıktık artık illallah ettik ya. İşte bazı mahalle sakinlerinin derdi araçlarında oluşan bu izler. Aracımın üstündeki harçlar çıkmadı. 750 lira bir kere verdim. Gittim bir daha 750 lira verdim. Artık üçüncüsünde dayanacak gücüm kalmadı. İnşaat yetkilisi Servet Bey bu zararı karşıladığını iddia ediyor. 3 defa bizden parayı aldı, arabasını yıkattı, 4. de para vermedik diye. İftira atma, bir kere tek verdiniz, o da arabamı yıkattınız. Ne diyorsun kardeş, hayırdır ya? İndir lan eline. Hele lan onunla konuşmayacaksınız. Adamın hesabını bozmayın lan. Bak açlıktan geliyorsunuz buraya. Biz mi açız? Biz mi açız? Benim kapımda 500 milyarlık araba var, ben mi açım? Siz açsınız. Gel kapımdaki arabaları gösterin, ben mi açım, sen mi açsın? 20 trilyonluk binam var. 20 trilyonluk binam var, sen niye önlem alıyorsun? Mahalle sakinleriyle inşaat yetkilileri arasında tartışma devam ediyor. İki tarafta bir türlü uzlaşamıyor. Buraya arabanı çekme. İnşaat alanına araba çekme. Ben istediğim yere arabamı çekerim. Çeksene buraya. Hadi çek. Ruhsatlı silahım var, tüfeğim var. Onunla mı geleyim illa diyor. Tehdit ediyorum lan. Çekin ya. Tehdit ediyorum seni. Hadi. Biz şikayetçi deriz kardeşim. Hayatımızdan memnunuz. Mahalle sakinleri de ikiye bölünmüş durumda. Camlar açık. Evlere de geliyor. Aynısı. Sizin aracınızın başına gelse ne tepki verirdiniz? Ya olabilir. İnsan ölüyor ya. Kazayla adam ölüyor. İlerleyen günlerde ne olacak? Bekleyip göreceğiz. Mahalle sakini dediğin bir bu var buradan. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun. Gördün değil mi? Bravo.